3-4 saatten beridir bekliyoruz. Çok yorucu oluyor tabii ki. Ama yani yetkililer... Avrupa'ya açılan sınır kapılarında yurt dışında yaşayan ve memleketlerinde geçirdikleri izin sürelerinin sona ermesi üzerine dönüşe geçen Türklerin oluşturduğu trafik yoğunluğu devam ediyor. Nasıl, sırada beklemek yorucu mu? Nasıl geçiyor? Yorucu tabii. Daha uzun yol geliyoruz. Daha Diyarbakır'dan geliyorum 1500 kilometre. Buradan da daha 2000 kilometre yolum var. Geldim, burada takılı kalıyoruz. Bu yoğunluğa Kurban Bayramı tatilini Avrupa ülkelerinde geçirmek isteyenlerin de eklenmesiyle özellikle Kapıkule sınır kapısında oluşan araç kuyrukları uzuyor. 3-4 saatten beridir bekliyoruz. Çok yorucu oluyor tabii ki. Ama yani yetkililer bu soruna bir çözüm getiremezler mi? Kalıcı bir çözüm istiyorsunuz. Evet, yani her yıl aynı sorun, aynı problem. Yazık oluyor bu insanlara, aile, çocuk. Bu sıcağın altında kilometrelerce kuyruk uzamış. Yani bir çözüm bekliyoruz gerçekten yetkililerden, ricamız. Kapıkule sınır kapısında 3 kilometreyi aşkın bir araç trafiği bulunuyor. Diğer sınır kapılarında da yoğunluk sürüyor. Öte yandan sosyal medyada eleştirilere neden olan araç kuyruğunda bekleyenlerin refüj aralarına attığı çöpler, karayolları 1. bölge ve Edirne Belediyesi ekiplerince toplanmaya başlandı. Ekiplerin çalışmalarını denetleyen Edirne Belediye Meclis Üyesi Mahmut Keskin, belediyenin sorumluluk alanında olmasa dahi Türkiye'nin vitrini Kapıkule yolunu temizlemek ve karayolları ekiplerine yardım için geldiklerini söyledi. Keskin, kuyrukta bekleyenlerden bazılarının çöplerini refüj aralarına atması sonucu oluşan çöp birikmelerinin neden olduğu kirliliği gidermek için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Sağ karayollarının sorumluluk alanında Edirne Belediye Başkanım Sayın Recep Gürkan'ın talimatıyla bu sabahtan itibaren 12 kişilik ekiple birlikte çalışmalarımıza başladık. Karşı taraftan da karayolların ekipleri geliyor. Karşılıklı birlikte çalışmamıza devam. Çöpleri çöp kutulanmasın. Çöp kutulanmasın. Hoş bir görüntü değil yani. Tabii canım, çirkin. Şimdi biz Avrupa'dan geliyoruz, böyle bir şey göremiyoruz. Onun için daha temiz olmamız lazım.